Yar gelir dura dura. Ölürem ben, ölürem. Genç ömrümü çürüttün, genç ömrümü çürüttün. Sineme vura vura, göğsüme vura vura. Ölürem ben, ölürem. Ölürem ben, ölürem. Nereye gitsen gelirem. Ben bir garip çocuğum. Arar seni bulurum. Okuyorum, başlıyor. Merhabalar sevgili izleyenler. Bir kitap okuyorumla yeniden sizlerle beraberiz. Bu hafta sevgili arkadaşlarım Halil İbrahim, Turgay ve Haluk'la arabeski konuşacağız. Arabesk kültürünü, dolmuş kültürünü, varoşu konuşacağız. Değil mi abi? Evet. Arabesk nedir abi? Arabesk, Arap tarzı anlamına geliyor. Aslında arabesk, Arap müziği demek değil. Bir tarz. Arap müziğin içindeki ezgi ve usullerin Türk sanat müziği, Türk halk müziğiyle ortaya karışık, harmanlanarak oluşmasını anlatıyor. Aslında arabesk aynı zamanda da bir mimari figür. Endülüs döneminde ortaya çıkan, böyle geometrik şekillerden oluşan bir figür. Ama biz Türk müziğinde bunu bir kategori olarak bugün günümüzde kullanıyoruz. Aslında hani müzik türü mü değil mi onu tartışırız da, arabesk bir süsleme sanatı. Arap tarzında süsleme yapabilme meselesi. Şimdi nedir peki? Şimdi son zamanlarda çok popüler olan bir şeyler var. Kitap, boyama kitapları. Hmm. Yetişkinler için boyama kitapları satıyorlar. Yetişkinler için. Evet. Tabii. Hmm. Hani çocuklar değil de yetişkinler alıyor. Çünkü canlı çocuğun, sıkılmasın diye. Canlı çocuğun boyayabileceği şeyler değil yani. Çok küçük yani, şeyler var içinde. Yani kitabın içerisinde işte şöyle, şöyle böyle... Çiçekler, figürler, işte birbirinin içine geçmiş geometrik şekiller. Aslında şey açısından düşündüğünüz zaman bir kakafoni var birbirinin içine geçmiş. Ama o kakafoniden bir senfoni ortaya çıkıyor. Böyle bitiriyor. Şimdi notunu almıştım. Garaudi, değil mi? Roger Garaudi. Evet. Sosyalizm ve İslam adlı kitabında mesela ilginç bir şekilde arabeski şu şekilde yorumluyor. Ritimli. Hareketler halinde filizlere bağlı ikiye ayrılan yaprak sürmelerinden meydana gelen özel şekiller ve yalnızca İslam sanatına özgü bitki bezemesi biçimleri olarak tanımlanabilir. Evet. Yani, genel bir tanım. Evet. Genel bir tanım. Ya, şimdi Arap, arabesk, roman, romanesk, efendime söyleyeyim, eurobesk diyebilirsiniz mesela bazı şeye de. Yani o son ek ona dair. Yani o eski eki buna dair demek. Buna dair. Evet. Bu arabeskin özellikle mimaride kullanılanla alakalı şöyle bir şey var, özelliği var. Evet, bir filizden ortaya çıkıyor ve yine bir merkeze bağlanıyor.
Bu işte özellikle tevhid inancını sembolize etmesi açısından çok önemli. Bunu hem süsleme sanatı hem de şehir de bir merkeze bağlıdır ya. Şehrin süsleme sanatına uygulanmış şekli olarak ifade ediyorlar arabeski. Bir de zannediyorum balede bir tür arabesk, evet, balede bir kullanılan. Duruş şekli var böyle. Yani genel olarak Arap gibi olan mı, Arap tarzı olan mı? Tanım olarak hani. Evet, tanım olarak. Tanım olarak Arap tarzı. Araba özgü olan şey. Araba. Şimdi biz tabii arabesk ile birlikte işte dolmuş dedik, varoş dedik. Dolmuş kültürü, varoş kültürü, mahalle belki oraya gideceğiz. Hepsini iç içe düşünmemizin bir sebebi var değil mi? Ortaya çıkan bir şey var Türkiye'de. Şimdi evet, o zaman şöyle bir şey tarihsel demek lazım. Tarihsel olarak incelemek lazım. Nereden geldik? Şimdi arabeskin ortaya çıktığı dönem, senin o bahsettiğin gecekondunun, dolmuşun ortaya çıktığı bir dönem var, tarihsel dönem. Bu da 1950'lerden sonra Marshall yardımıyla birlikte, tarımda makineleşmeyle birlikte. Öncesinde yok mu arabesk? Öncesinde şöyle var, Arap şöyle var. 1930'lar, 38'di galiba yanlış hatırlamıyorsam, Arap tarzı müzikler yasaklanıyor Türkiye'de. Bunları dinlemek hocam yasaklanıyor. Ardından Kahire Radyosu Türkiye'de çekiyor o dönem. Bu yasak çok etkin olamıyor ve o Arap tarzı müzik aslında birazcık kulak aşinalığı şeklinde bize giriyor. Tam o zaman arabesk olarak adlandırmışlar veya adlandırmamışlar bilmiyorum açıkçası. Yok hocam da. Şimdi arabesk lafını söylememişler. 1934'te giriyor mesela bir yasak, efendime söyleyeyim. Abi 1930'da 20 aylık bir yasak var. Var mı? Ha, onun öncesi de var yani. 20 aylık bir yasak var. Aslında yasakların da doğurduğu bir şey bu değil mi? Ya arabesk zaten çok protest bir şey ya müzik. Evet. Ondan bahsedeceğiz programın ilerleyen. Damara gireceğiz yani. Evet, evet, evet. Damara devam. Damardan. Şimdi orada bir eskiden hocam işte FM şu anda çok fazla alışık olduğumuz frekansı modül kısaltması. Uzun dalga şu anki. O zaman o zaman long wave var, uzun dalga. Yani uzun dalga. Eski radyolarda vardır. Eski radyolarda AM işte LV falan böyle hatırlarsınız. Böyle çevirdikçe diye böyle tam buldum. Tamam şimdi buldum. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsünü buldum. Yaşasın, şimdi dinleyebilirim. O dönemlerde hocam. Şimdi sen kendi müziğini dinleyemiyorsun. Kırsala ait bir müzik var değil mi? Neyle çalınıyor? Cılız sesli bir sazla çalıyor. Tamam. Onu duymak istiyorsun bir şekilde. Nereye yakın? Yıllardan beridir de ezan dinlemişsin, ne bileyim. Arapçaya aşinasın. Hicaz'a aşinasın. O yüzden halk da, vatandaş da oraya gidiyor. Yani Mısır radyosuna ayarlıyor. Böyle bir ne derler hocam? Kulak aşinalığı ediyor. Şimdi sadece kulak aşinalığı yasak meselesinde şöyle bir boyutu var. Bu 1930'da 20 aylık yasakta neyin yasağı bu? Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine dair bir yasaktır bu. Evet, evet, evet. Yani Arap müziğine dair bir yasak değil. Ya, Batı müziği sadece herhalde. Sadece Batı klasik müziğin serbest olduğu bir dönem. Ama bu insanlar yıllardan beri buna alışmışlar. Tabii Osmanlı'nın da ortaya koyduğu bir şey var. Yeni bir müzik işte Mızıkayı Hümayun falan, Mehter'in ortadan kaldırılması. Abdülaziz döneminde evet. Bu Mızıka Hümayun'un kurulması, Mehter'in ortadan kaldırılması, ilk operaların falan ortaya çıkması. Sen yasaklıyorsun, yasaklayınca insanları başka bir yere yönlendirmiş oluyorsun. Evet. 1930'lardan sonra bu Kahire işte yani Arap veya bugünkü Orta Doğu dediğimiz yere doğru bir yönlenme. Frekansların oraya doğru döndür. Bu bir arayış aslında. Evet. Bir arayışın tezahürü olarak ortaya çıkıyor. 1960 arabesk isminin ilk telaffuzu, o da Suat Sayın'ın şarkılarına bir tanımlama getirmek istediklerinde veya istemediklerinde, doğal olarak da böyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. Sonra da zaten Orhan Gencebay. Tabii ki. Orhan Gencebay'la. Evet, sadece Orhan Gencebay'ı şimdi konuşabiliriz. Yani. O kadar derindir sen Orhan Gencebay. Sen tarihsel süreçten bahsediyordum. Tarihsel süreçten bahsediyordum. Orası bölündü. Şimdi, özür dileriz. Yok canım. Arka planı var mı diye sordu yani daha öncesi var mı diye. Şimdi bu kırdan kente göçle birlikte insanların da bir geleneksel yaşam tarzı vardı. Bu geleneksel yaşam tarzı işte kente göçünce modern yaşam tarzıyla birlikte çarpıştı. Bir çakışma haline geldi. İnsanlar kırdaki o geleneksel yaşam tarzlarını kentte devam ettirmeye çalıştılar. Evet. Bunun sonucunda da bir çarpıklık oluştu. Bir de aynı dönemde bu insanların kente göç etmesiyle birlikte bu insanlara
çalışma, yani sanayide çalışma olanakları da sağlanamadı. Yani evet, kentleşme hızlanırken bununla koşut olarak ekonomik süreçler onunla aynı hızda gidemedi. Bundan dolayı da işte marjinal sektörler doğdu. Mesela işportacılık, o dönemlerden ortaya çıkan bir şey. İşte belediyeler hizmet götürürken otobüsler yeterli olmadığı için dolmuş kültürü. O dönemde ortaya çıktı. İnsanlar ev bulamayınca gecekondulara gitti. O dönemlerde ortaya çıkmaya başladı. Bunlar Mübeccel Kray'ın tampon mekanizmalar dediği şey oldu işte. Bu iki gelenekselle modernin sıkışmasından dolayı insanların ortaya koyduğu bir kendini ifade etme şekli olarak. Bir varoş kültürü doğuyor değil mi hocam? Yani kırdan kente bir göç var. Göçün sonucunda karşılaşılan yeni bir olay var. Ve bu olgu var daha doğrusu. Bu olguya da bir adaptasyon süreci var. Bir kenar mahalleli kültürü dediğimiz bir şey oluşuyor. Mesela Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. Kenar mahalleli diye hocam. Diyor ki işte bir kenar mahalleliyim. Mecburen parasız gezerim. Fabrikada satılık sendika, ağzımı açsam sokaktayım. Bir kenar mahalleliyim, mecburen kılıksız gezerim. Beyoğlu'nda popa yelken polisler, rüzgarına değer, sopa yerim. Bir kenar mahalleliyim, mecburen uzaktan severim. Ev önünde babalar, kızına baksam cinayet sebebi. İşte bir kültür şeyi var yani. İstiyor, şehirli olmak istiyor, kentli olmak istiyor ama olamamış, arada kalmış, arafta kalmışın lığın bir tezahürü var yani arabeskin içerisinde. O protest tarafta orada çıkacak belki. Şeyiyle bağlayayım. Ağzımı açsam sokaktayım diyor ya. Evet. Şey belki buradan dolmuş kültürüyle de ilişkili. Yılmaz Güney'in Umut filmi var 1970'te. Orada tam da aslında hem göç hem de işte toplu taşımadaki değişim, işte dolmuş kültürünün değişimi. Önce at arabasıyla, Yılmaz Güney at arabasıyla dolmuşluk yapıyor, yani dolmuş şoförlüğü yapıyor. Zamanla normal işte taksiler ortaya çıktıkça onun işte işleri kesat oluyor filan. Bir arayışa giriyor işte, hani ağzını açsa sokakta kalıyor, işte kavgaya girişiyor. Sonra bir şey arayışına giriyor işte, define filan, define. Şimdi burada tabii bir kültür çatışması da yaşıyoruz. Siz Ankara'yı temsilen buradasınız, ben tek başıma İstanbul'u temsil ediyorum. Siz o mavi araçlara... Seni daha çok dinlemek lazım. Estağfurullah. Şimdi siz Ankaralı olarak o mavi arabalara dolmuş diyorsunuz değil mi? Bizde dolmuş sarıdır burada. Evet, doğru. Daha önce de Chevrolet veya daha farklı arabalar, eski işte Amerikan arabaları falan büyük 6 kişilik arka koltuğa sıkışarak ve dolduğu zaman hareket eden arabalarda dolmuş taksi şeklinde. Yani dolmuş dolmamışsa hareket etmez yani abi. İngilizcesine baktım dolmuş diye yazıyor. Dolmuş falan. Evet, Sehe. Dolmuş bizden gitti. Biz minibüs diyoruz ama. Yoğurttan sonra ikinci kelime. Biz minibüs diye tarif ediyoruz. Yani direkt minibüs diyoruz buna. Evet, evet. Mavi, yeşil. Bizde ara tür yok herhalde değil mi abi? Minibüsle. Ve bu şimdi şu anda mesela içinde bulunduğumuz mekan eskiden tramvayların tamirinin yapıldığı, bakımının yapıldığı bir mekan. Şehirleşmesini tamamlamış yerlerde sabit bir yerden bir yere giden araçlar var. Toplu taşıma araçları, trolleybuslar, bu elektrikle çalışan araçlar. Şimdi varoş kültürünün ortaya çıkmasıyla artık bu varoştaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla şehre gitmeleri gerekiyor. Dingo'nun ahırı da öyle bir yer değil mi? Taksim Meydanı. Tabii. Evet. Dingo bu atları... Ahır. Şey yapan, dolmuş niyetine mi? Dolmuş niyetine. Trolleybüs atlar dolmuş, çekiyor taksim. Eski dolmuş. O Taksim Meydanı olduğu yerde Dingo'nun ahırıymış. O bakımını yapıyormuş. Şimdi toplu taşıma belli bir saatte hareket eder. Belli bir saatte hareket. Şimdi İstanbul'daki hani Ankara'da dolmuş, İstanbul'da minibüs diyoruz ya, minibüsler de bugün saatli şekilde çalışıyorlar. Çünkü İstanbul nispeten şehirleşmesini tamamlamış bir şehir. Bütün varoşlarıyla birlikte. Her ne kadar varoşlar olsa da. Ama varoş kültürünün ilk ortaya çıkmasıyla birlikte işte dolmuş ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolduğu zaman hareket eden. Çünkü dolmadığı zaman hareket etse kâr edemeyecek. Yani, tabii. Böyle bir şey söz konusu. Ki günümüzde bu da karşılaşık dolmuşçuların yani isyan ettiği durumlardan biri. Kimi zaman diyor kültür, işimiz çok iyidir ama kimi zaman kötüdür. Ve varoşlardan hareket ettiği için oranın kültürünü taşıyan, oraya yeni bir kültür
oluşturan bir araçtan bahsediyoruz. Peki bir dakika, hocam, kültür dedi ya. O yön filmine bir yerden bağlayayım mı? Kültüre sen sonra şey yap. Sen yol değil mi? Yol filminde. Umut'tu ya. Umut'tan bahsediyor. Umut muydu? Evet. Ha, Umut'tu, doğru. O Umut filminde hocam şey var değil mi? Bir sahne var böyle. Papazın bağına ne kadara gidersin diye soruyor mesela, değil mi? Evet. Öteki de, 75 kuruş diyor. Şey. Yok işte 3 liranı diyor. Alırım diyor. Efendim 3 lira fazla diyor. Ne kadar verirsin sen diye soruyor. 75 kuruş veririm diyor. Ona gitmem falan diyor. Sonra adam ilerlerken arkadan bağırıyor. Çünkü almak zorunda onu. Evet. Ya bir şekilde sen söyle bir şey söyle. Sen söyle bir şey yani. Söyle falan diyor. 75 kuruş diyor yine. Evet. Ya o sahne mesela şeydir, tamam mı? Dolmuşçunun, daha doğrusu ilkel dolmuşçunun, değil mi? Orada arabayla at arabası. Evet. Daha o dönemden itibaren zora girdiğinin bir göstergesi olarak. Abi zaten komple zor, işte bir hatta şey modernleşmenin sancısıdır derler. Yani Türkiye'de işte batıdaki modernleşmenin belli bir tarihsel süreci var, bir geçmişi var. Türkiye doğrudan adaptasyon, işte senin dediğin 50'lerden sonraki süreçte başlayan. Dolayısıyla bir sancılı bir şey, işte göç oluyor filan. Kültür dedin ya, kültürden felsefeye girelim abi. Arabeskin felsefesi. Var mı böyle bir şey? Yani anlata bitiremeyiz. Mesela bu felsefeyle şimdi alakalı... Yan yana çok gelmesi tuhaf geliyor. Arabesk ve felsefe değil mi abi? Felsefeyle alakalı benim hep özellikle Müslüm Gürses'in sözleri çok dikkatimi çekmiştir. Felsefe deyince ben öyle direkt felsefeye dalmayacağım ama... özellikle felsefe yapmış, sosyal bilimler alanında ismini çokça andığımız isimlerle Müslüm Gürses'in sözleri arasındaki benzerlikler. Mesela Nietzsche'nin bir sözü var mesela. Diyor ki, yıkılan sütunu severim, yeniden dikilecektir. Batan güneşi severim çünkü yeniden doğacaktır. Bakın Müslüm Gürses de diyor ki, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Bu bir. İkincisi, Marx'ın bir sözü var, bunu da söyleyeyim. Sonra pası sana vereyim abi. Toplumsal konumu gereği proletarya sınıfı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir. Karl Marx. Yakarsa ne diyor? Dünyayı, yakarsa dünyayı garip yakar. Aynen öyle. Şimdi abi peki neden talep görüyor? Bir de bunu aslında düşünsek... hani felsefe diyoruz da o felsefeden ziyade herhalde toplum bilimiyle alakalı bir durum. Hani sosyolojiyle ilgili bir durum. Yani arabeskin elbette ortaya çıkmasının içerisinde o şey var. O ezilmişlik, o arada kalmışlık, o araftaki durumluluk vardır. Ya yani aslında tam da o modernleşme sürecindeki krizlerin o kent sosyolojisinin notalara dökülmüş haline biz arabesk diyoruz. Şimdi kent kır, kırdan kente göçtü. Ve kendisine öyle sadece fiziksel olarak gelmedi. Belli değerler getirmek istiyor. Eski yaşadığı gibi yaşamak mesela istiyor. Halısını kapının önünde yıkamak istiyor. Aynen. Sokağın, o yüzden onu görürsün mesela varoşta, tamam mı? Ne yapmak istiyor mesela hocam? Yorganın yününü çırpmak istiyor. Çırpmak istiyor. Çamaşırlarını kapının önüne asmak istiyor. Aynen. İçeri tuvalet yapmıyor ama içeride televizyon var. Çünkü kümes de yapıyorlar. Kümes de yapıyor yanına. Yapıyoruz. O tavuklar dolaşıyor falan böyle. Bir şekilde o geçmişteki yaşantısını da sürdürmek istiyor. Ama bunu yapamıyor. Kente sıkışıp kalıyor. İşte o zaman bu sıkışmışlığın içerisinde kendisini ifade edecek yeni bir müziğe ihtiyaç duyuyor. Biraz önce dedim ya, köy cılız sazla çalınır. Bu sefer onu daha yükseltecek bir elektro saza bağlıyor abi. Tamam mı? Bangır bangır söyleyecek çünkü. İsyanını söyleyecek. Ben yokluğu yalnız bende sanırdım. Meğerse ne yokluklar çekenler varmış. Derdimi herkesten aman fazla sanırdım. Yoklukla yaşarken ölenler varmış diyecek. Efendime söyleyeyim. Orhan Gencebay değil mi? Tabii Orhan Gencebay yokluk. Yani iyi bir işte. Orhancısın herhalde abi. Tabii. Şimdi Orhan Gencebay mesela sen dedin ya. Neden dedin ya? Aynı bir yeri var belki ona değinirsin. Mesela neden dedin ya? İşte bu çok önemli. Orhan Gencebay da sözlerine dikkat ederseniz baskıya, yoksulluğa, haksızlığa karşı bir böyle bir itiraz vardır. Daha adaletli bir dünya isteği vardır ama onda. Ama istek bu değil istek ya. Hak kader, nezdinde kader, sürekli kadere vurgu vardır. Alın yazımız, kaderimiz buymuş. Yani bir kahır var. Bir aslında orada bir metaforik bir şey var. Özgün müzik dediğimiz sol
işte arabesk dediğimiz müzikten ama ayrı bir tarzı var. Orada bir metaforik şey var. Bunları var yani. Kadere vurarken aslında metafor yapıyor orada. Başka değerler üzerinden bu çatışmayı, sıkışmayı ifade etmek için şimdi kullanıyor. Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin. Tam damardan girdin. Orhan Gencebay veya aslında protest arabeskten bahsettiğimizde bunun bir alt kültür olduğu hep dile getirilir. Varoş kültürüdür. Yok sayılmalıdır. Çok kalitesiz bir müziktir. Özellikle Batı müziği yapanlar nezdinde böyledir. Halbuki Orhan Gencebay'ın şeyine baktığınızda, tarihsel gelişimi tabiri caizse baktığınızda çok entelektüel bir isim. Samsun'da doğuya büyüyor, sonra İstanbul'a göç ediyor. Ama ilk 6-7 yaşındayken bir trende bir alet görüyor ve o aletin isminin mandolin olduğu zehabına kapılarak babasından mandolin istiyor. Halbuki gördüğü alet bir bağlama. Evet. Ve yine Yeşillendi Fındık Dalları şarkısını çalıyorlar bu bağlamayla. Sonra Orhan Gencebay çok da yetenekli. Bakın ben iki tane sözünü söyleyeceğim. İki şarkı sözünü. Birincisi şu, rast makamı düek usulünde 13 yaşında yazdığı bir söz ve bestelediği bir söz. Ve sonradan bestelediği diyor ki, ruhumda titreyen sonsuz bir alevsin. Adımı zikreyle bu alev sönmesin. Ruhun ayrılsa bile o pak teninden dilerim adımı anmadan hakka ermeyesin. Hemen akabinde bestenigar, yine 14 yaşında bestenigar makamında bir parçası var. Bir huzur var ki şu alemi fani içinde, yaşadım da o alemi bu karar içinde. Gördüm ki doğan bir pişman, doğmayansa iki, bir tek şu doğruydu ki ölüm var neticede. Sözler muhteşem 13-14 yaşında. Sonra bu adam İstanbul'a geldiği zaman arabesk müzik yapmaya başlıyor. Sözlerinde metafor olması hiç böyle yatsınacak veya bir varsayım olmaktan öte hakikaten metafordur. Hakikaten çok sembolik şeyler kullanıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle o dönemleri de anlatan edebiyatımıza da yansıyor bu. Değil mi? Arabesk edebiyatı diye bir şey belki tür olarak karşımıza çıkmıyor ama işte varoşların halini anlatan kitaplar, özellikle de toplumsal gerçekçi yazarlar bakışlarını o tarafa fırlatıyorlar. Acaba burada neler dönüyor diye. Mesela bu işin sonuna doğru artık böyle get dolaşmanın, varoşların sonuna doğru bir Mustafa Kutlu'nun güzel bir kitabı vardır. Huzursuz Bacak, değil mi hocam? Evet. Huzursuz Bacak'ta Almanya'dan memleketine dönen bir adamın yaşamış olduğu o nedir? Arabesk sonrası, daha doğrusu o arabesk sonrası gider. Ama o varoş halinde Zafer yahut hiç de öyledir, değil mi hocam, mesela bir başka kitap olarak? Yani bunlar edebiyata da yansımaya başlıyor. Özellikle romanlarımızda arabesk dünyasının kahramanlarının resmedildiğini de görüyoruz. Şimdi Akasya ve Mandolin de öyledir Mustafa Kutlu'nun. Düz yazılarını topladığı bir kitabıdır Akasya, Nehir Yazılar diyor ya. Burada mesela hani yünden bahsettik, insanların alışkanlıklarını devam ettirmesi hususuna değindik. Der ki bu göçün ve bu göçle şehrin uyumsuzluğunun en büyük göstergesi kavak ağaçlarıdır der mesela o kitabında. Kavak şehirli bir şey değil, İstanbul'a ait bir şey değil. Bu köyden getirilen bir ağaçtır kavak. Hani derler ya, kavaktan başka ağaç, kargadan başka kuş tanımıyorsun diye. Böyle küçümserler falan ama. Alışkanlıktır bu. Bir alışkanlığı getirir ve şehirde uygular bunu. Kavak İstanbul'a ait veya Ankara'ya ait bir ağaç değil. Normal şartlarda. Peki acısız arabesk desem ne dersiniz? Şimdi bu göçe özellikle 80 sonrası istedi ki resmi ideoloji, böyle kendisini kahredecek veyahut da bu protest müziğe karşı koyacak yeni bir alternatif sunayım. O yüzden de mesela özellikle acısız arabeskle özdeşleşmiş bir isime albüm çıkartıldı. Neydi o albümün adı? Hakkı Bulut'un? Kıskanıyorum. İşte neydi? Albümün adını hatırlayamıyorum da çıkış parçası oydu. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duyguyu sarar. Ya tabii bu şimdi... Hani henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Yani müziğin işte insanlara karamsarlık... Tınısını da değiştiriyor. Tınısı karamsarlık, da. Karamsarlık aşılaması, kahır edebiyatı. İşte insanları hayata dair kötümser, işte umutsuz bir psikoloji
yansıttığından dolayı. Ya böyle olmasın. Bu işte arabeskin farklı tarzları da mümkündür şeklinde. Bir arayışın belki sonucu olarak işte Hakkı Bulut zaten Esin Engin'le birlikte bu şeyi kendisine bu öneri sunuyor. Yine Orhan Gencebay'a bir yılbaşı gecesinde okutulan şeyler, yılbaşı gecesinde çıkartılarak işte çeşitli şarkılar okutuluyor. Yine Umut'la alakalı mesela şeyi çok severim bu arada ben. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle doyunca, dolunca sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Arabesk müzik uzun yıllar, özellikle 80'lere kadar, hatta Özal'a kadar diyeyim ben, dışlanan, istenilmeyen, alt kültür olarak görülen, yoz olarak görülen bir müzik türüydü. Ve Türk sanat müziği, Türk halk müziği ya da batılı müzik kategorilerinden biri olmadığı için hep yok sayıldı. Yok sayılmak istenildi. Bastırılmak istenildi. Bastırılmak istenildi. Ama toplum bu müzikte kendini buldu. Kesinlikle. Kendini ifade ediş şeklini bu müzikle ortaya koymaya çalıştı. Dolmuşlarda arabesk müziğin çalmasının temel etkeni de buydu. Yani çünkü dolmuştaki şoför geldiği yer zaten varoştu. Ve bu müziği de oraya adaptasyon etti. Ve bu şehir içerisinde dolaştı. Dolaştıkça insanlar daha fazla dinler oldu. Yani bu artık yavaş yavaş, hani 80'lerde az önce bahsettiniz ya, acısız arabesk oraya gelmek zorunda kaldı. 79'da Özal Süleyman Demirel'e bir şey yazıyor. Bu gece kondulardaki bu durumu ortaya koymak için bir rapor yazıyor. Evet, bir potansiyel var diyor. Bir şura toplanıyor arabeskle alakalı. Ve daha sonrasında kendisi parti kurduktan sonra bunun farkını kullanıp, yani bunu fark edip bunun üzerinden çalışmalar yürütüyor. Ya biz hep batıdaki işte sürecin normal gittiğini, bizim işte doğu toplumlarının adapte olduğundan bahsediyoruz. Genel yaygın kanı o oluyor ama batıda da biliyoruz elbette. Mesela batıda ilk müzik işte aristokrasinin sınıf olarak, toplumsal en üst sınıf olarak aristokrasinin dinlediği müzik işte klasik ve sözsüz müzik. Daha sonra burjuva yükseliyor, zenginleşiyor. Tabii statüyü, toplumsal statüyü elde etmek istiyor ve kendi müziğini üretmeye çalışıyor. İşte söz katıyor filan. Evet. İşte mesela opera böyle bir arayışın sonucu derler. İşte sözün hakim olduğu. Çok sesli müzik olduğu. Yine bunun bir tezahürüdür. Şey de aynı şekilde Amerika'da ve işte Latin Amerika müzikler işte. Tango. Bugün tango, caz dediğimiz müzikler. İşte tango şeyde değil mi? Latin Amerika'da dans, daha çok, suç, suçun böyle yoğun olduğu yerlerde, kenar mahallelerinde. Tabii tabii. İşte dansın, ritmin, biraz da isyanın bir iç içe geçiyor. Amerika'da rap mesela aynı şekilde bir tepki için ortaya aslında çıkmış. Aslında her ezilmiş sınıf kendi müzik türünü bir şekilde icat ediyor, üretiyor. Cazda da yine aynı şekilde zenci, şey yok. Ama para mesela, yok, enstrüman alacak para yok. Şey yapıyorlar. Yani sözü ve hareketi çok arttıralım diyerek bir otomatik portakalda bir sürü suça batan kahraman klasik müzik dinliyordu değil mi? Evet. Demek ki klasik müzik ve saksafon çalıyordu. Ve saksafon çalıyordu. Ama suça batmaktan da kurtulamıyordu değil mi? Evet, evet. Şimdi bir de ideolojik veya bir proje olmasından bahsetmiştin ya. Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in bir kızı vardı, Bilge. Bu gayet cool. Adı özenle seçilmiş olsaydı. Adı özenle seçilmiş, Bilge. Kültürlü ve Batı müziği dinleyen birisiydi. Şimdi hepinizin çocukluğunda izlediği o klasik dizilerden bir tanesi de Bizimkiler'dir. Biz de izledik. Ama benim aklımda o değil de Ferdi Tayfur'un o çok da güzel bir klibi vardı. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasına geldim. Geldim emmioğlu. Bu vardır. Veya buralarda ağaçlar kesmişler, yerlerine taş duvarlar ekmişler. Hadi gel Fadime'nin. Fadime'nin düğününe köyümüze halay. Köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim değil mi? Bunlar doğru. Daha kalıcı. Evet. Dolayısıyla aslında şuraya varmak istiyorum. Yasaklamak ve bir şeyi empoze etmek çok da etkili olmuyor. Şimdi onun çok böyle ani bir kırılma olabiliyor. Şimdi yasak de işte belli bir müzik, şu müziği dinleyin diye kitlelere empoze ediyorsun fakat olmuyor. İşte hatırlarsınız da hatırlamazsınız da en azından olayı bilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığı zaman işte Turgut Özal köprüden geçecek. Bilirsiniz. Köprüden geçecek işte o ara geçerken yayın var. İşte Semra Hanım'a diyor ki Semra Hanım bir kaset tak da dinleyelim diyor. Kaseti takıyor bir Arap müziği, Mezdeke. Mezdeke'nin çaldığı müzik, Arap arabesk müzik falan çalıyor.
Tabii bu şey etkisi üretiyor. İşte devletin başı arabesk dinliyor, arabesk müzik dinliyor. Bu şey daha kolay oluyor. Toplumu, yani, toplumu iyi okumuş. Evet. Zaten onunla birlikte başlıyor bu tartışmalar. Arabesk müzik olarak kabul edilsin mi? İşte toplum nezdinde bir saygınlığı var. Bunu biz de kabul edelim mi diye tartışmalar başlıyor. Hatta o dönemlerde arabesk aşağılanıyor demiştim ya. Kötü giden her şey için. Mesela arabesk zevkler, işte arabesk siyaset. Kötü giden her şey, yozlaşmış her şey için de bu kavramı kullanıyorlar mesela aşağılamak için. Ama hocam biraz da... kavramın kendisinin de buna müsait olduğunu da düşünüyorum ben. Neden? Hani arabeske yüklenen anlam bir kakafoni demiştim ya. Bir böyle çünkü... Kakafoni bakın, ne oluyor burada? Alakasız şeylerin biri bir arada... Senfoni olmayan şey. Ya, evet uyumsuz. Yani uyumsuz. Neden? Çünkü arabesk olarak, müzik tarzı olarak kullanılan şeye baktığınız zaman, özellikle enstrümanlara baktığınız zaman... Özellikle de Orhan Gencebay'a baktığınız zaman gerçekten Orhan Gencebay ilk önce halk türküleri ve sanat müzikleri bestelemiş, söylemiş. İşte o Almanya'da çıkartmış olduğu kasetleri ilk 45'liklere falan baktığınız zaman Yıldız Akşam'dan 50'dir, 50'si de bellidir vesaire bunları söyleyerek başlıyor. Daha sonra ama bir beste yapıyor. Nedir o mesela Batsın Bu Dünya, nedir Bir Teselli Ver, nedir Musalla Taş. O albümler çıktıktan sonra hocam... Bir de kendisinin de beklemediği bir ilgi görüyor. Bakıyorsunuz ama müzik tarzına. Batı'nın müzik enstrümanı olarak gitarı kullanabiliyor. Efendime söyleyeyim. Doğu'dan işte bağlamayı alıyor. Onu elektro bir hale getiriyor. Daha da sesini yükseltiyor. Mesela hocam Ne Geçti Ki Eline diye bir şarkısı geldi aklıma. Onun giriş sekansı tamamıyla Hint müziğini çağrıştırır. Onu bile kullanıyor hocam. Öbür taraftan. Onu da kullanıyor. Ya ortada bir şey var. Hani o yoz denmesinin sebebi, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya senin tarzın yok, senin kuram sorunun var bir kere. Yani senin... Dağınıksın. Dağınıksın, ideolojin yok yani böyle. Böyle bir durum var. Öyle algılanıyor. Neden? Çünkü Türk halk müziğine bakıyorsun, neye dayalı? Ayaka dayalı. Ayak dediğimiz şeye dayalı. Ayak. Sanat musikisine bakıyorsun, efendime söyleyeyim, neye dayalı hocam? Makama dayalı. Ayak ne abi? Ayak aynı şeyler mesela nedir hece ölçüsü dediğimiz şey? Şimdi iki orada. Aşık atışırken birbirlerine ayak verirler. Yani dur birbirlerine ya. Birbirlerine. Bak, bilmiyorum gibi olacaksın ama anlat devam et. Ya o uyakla alakalı bir şey ha, ama işte, karşı taraftaki ölçüsü. İnsana uyaklı bir şey söyleyeceksin. Ayak dediğin uyak mı yani? Evet. Hayır değil. Sadece o değil. Güzel de bu evet. Belki evet. Bağlantılı olabilir. Hocam yok. Bilmiyoruz. Ritmi, kimse bilmiyor mu? Ritmi yok ya. Biliyoruz. Ritmi tutturabilmek için aynı hece ölçüsünde tutturabilmek yani. Tamam mı? Mesela bir halk şiiri söylersen Karacaoğlan'dan. Veyahut da Köroğlu'ndan. Bunun bir hece ölçüsüne göre düzenlendiğini görürsün. Birincisi satır 12 hece ise ikincisi de 12 tamam hecedir. Çok detaya, teknik detaya girdin. Tamam. Soruyorsun, söylüyoruz. Pişman oldum, ne bileyim işte. 12 hece ile ilgili olarak oluşturulan o makamsal dizgeye ayak deniyor. Tamam. Oh be. Ne ayak işi ya. Sen ne ayaksın. İşte... O ayağa, o makama ama sen neye dayalısın? Senin kuramsal sorunun var. Biraz oradan kaynaklı. Turgay abi, bitireyim. Tamam. Bitti mi? Bitti. Şimdi 45'lik falan dedin de bu plak çeşidi değil mi? Biz onlara yetişemedik tabii de. Biz şunlara yetiştik. Kasetler, bu 60'lık, 90'lık kasetler. Bu şu an işlevini yitirmiş. Bunu abi niye böyle? Tabii şimdi bak şimdi tekrar şimdi öyle bir söyledik ki. Bu bir soket. Bunu böyle o şey makineye takıyorsun değiştir. Tabii öyle değil. Kaset changer gibi. Bunu Kocaeli'de Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Genç Dönüşüm Kütüphanesi var. Orada bu işlevini yitirmiş kasetlerden kalemlik yapmışlar. Onları böyle koyuyorsun. Hmm. Kalemlik olarak kullanıyorsun. Neyse mesele şu. Bunlar boş kaset çoğu. Bu kasetleri biz eskiden satın alırdık ya da bu kasetleri dolduran yerler vardı. Evet, boş kaset onlara böyle liste verirdik. Evet. İşte 8-10 tane 90 dakikalık kaset veya 60'lık kaset. Bunlar 45'liği var mıydı bilmiyorum. Yoktu herhalde. 60-90. İçine işte Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Teyplerde Orhan vardı Gencebay. Ayar kayıt şeyi var herhalde.
Ya o onu daha sonralardan biraz yapmış. Biz kendi sesimizi dinleyip çok gülerdik ya. O çok eğlenceli bir şeydi özellikle. İki düğmeye birden basınca kaydediyoruz evet. Değil mi? Record play. Peki duymak. Abi şimdi arabesk müzik üzerinden çok gittik. İşte dolmuş kültür, işte mahalle dedik. Dolmuş'tan, evet. Dolmuş kültüründen bir film desen. Aşıksan Bursa'da şoförsen bas gaza deyince. Evet, Çiçek Abbas. Çiçek Abbas. Kült bir filmdir. İlyas Salman'ı İlyas Salman eden filmdir değil mi hocam? Evet. Çoğu yani başrolde oynadığı ben bir o filmi biliyorum. Ben Şener Şen'i daha çok beğeniyorum. Elbette öyle. Zaten İlyas Salman'ın Şener Şen içinde söylediği güzel şeyler var. Daha sonrasındaki yapılmış bir röportajda. Ben oyunculuğu onda gördüm diyor. Yani o evet. Çiçek Abbas filmindeki şeyde. O bir karakter çünkü böyle kırmızı deri değil mi o şeyi? Deri ceketi işte kasketi. Bu arada acemi bir şoförmüş. Çekimler sırasında da kaza yapmış. O minibüste o detayda. Evet. Yani unutulmaz bir sahnedir değil mi o kahve sahnesi? Evet. Herkese oradaki atışmaları. Şakir'e yok. Ne demek Şakir'e yok? Şey var, şiki şiki baba. Atla gel Şaban. Atla gel Şaban. Bak burada şu meseleden bahsedecektim, aklıma geldi. Yani minibüs simülasyon dolmuş yapıyorlar orada. Dolmuş kültürü, simülasyon. Evet. Dolmuş'un bugün dahi, dolmuş değil ama toplu taşımanın, insanın o inkişaf diyelim... zihinsel aktivitelerine çok büyük faydasının olduğunu görüyoruz. Mesela ben zaman zaman Tuncel Kurtiz, yok Tuncel Kurtiz miydi? Gerisini söyle belki biliriz. Bu neydi Tuncel? Bir dizide dayıydı. Evet. Tamam doğru isim doğru, doğru isim. Yeğen diyordu. Bu adam mesela sürekli toplu taşımayı kullanırdı ve toplu taşımayı kullanma gerekçesi olarak da toplumdan kopmamak, hikaye üretebilmek meselesine değinirdi. Birçok isimden bahsedebiliriz böyle. Mustafa Kutlu da bunlardan bir tanesidir. Sürekli toplu taşımayı kullanarak o inkişaf sürecinin devam etmesi. Benim de birçok mesela metrobüse bindiğim zaman çok ilginç hikayeler gelir aklıma. Zaman zaman onları evet. Not alırım. Bu Atla Gel Şaban filmi de böyle bir filmdir aslında. Ama aynı zamanda Atla Gel Şaban filminde o dolmuş simülasyonu yapılır ya. O simülasyondaki karakterler de çok önemlidir. Aslında üstü kapalı bir örtük bir eleştiri de vardı. Dedikodu orada. Yapan bir mesela abla vardı, dedikodu yapan bir abla. Evet. Elinde hep peyniriyle gelen. Ya evet. Şimdi o geleneksel evet. Kürtüden kopamamış insanın eleştirisidir çok o. Çok güzel. Dolmuşun yani, içini kokutan. Evet. Yani nasıl olur da sen modernleşmeye giden bir dünyada o peynirine gelip bana rahatsızlık verirsin. Benim özgürlük evet. Alanıma. Çünkü kentleşme, modernleşme aynı zamanda özgürleşme, bireyin özgürleşmesi olarak sunulduğu için sen benim alanıma nasıl girersinin de bir ifadesidir o. Üstü ama bir mafya babasını da dolmuşa bindirerek veya o mafya çetesini dolmuşa bindirerek de bir mesaj veriyor. Evet. Dolmuşa bakalım, binmeyenler siz de üzerinden. Siz de girin. Ama dolmuşa binmenin gerçekten belirli kuralları vardır değil mi? Yani o dolmuşla seyahat etmenin başlıca kurallarından mesela bir tanesi çökeceğin yeri iyi bilmektir. Abi onu Ankara'da öğrendim. İlk kez karşıma çıktı. Gidiyoruz çökelim falan polis şeyi varmış herhalde. Adam belli yerlerde. Ona ne koltuğu diyorlar şimdi bilmiyorum da. Oturak falan koyuyorlar Freud bir de oraya. Koltuğu diyorlar ya psikologların öyle bir koltuğu var yatıyorsun. Evet. Oraya otobüs şoförü, dolmuş şoförü yatmış. Psikoloğa derdini anlatıyor. Diyor ki dolmuşun arkasının sonsuz olduğunu düşünüyor. Arkada boşluklar var ileride. Mesajı vardır abi, ya. Abi içerideki için... Ya daha nereye kadar alacak, nefes alacak yerimiz kalmadı, yer yok mesela diye isyan ediyorlar. Dışarıda kapıdaki de arkası boş abi falan, biraz daha ilerleyelim. Şimdi dışarıda olsan onu söyleyeceksin, içeride olunca öbürünü söyleyeceksin. Şimdi şöyle bir şey var, arka dörtlüdür ama şoför önden bağırır, arkayı dörtleyin. Yani aslında burada mesaj, sıkıştıkça sıkışın. Beşleyebilirseniz beşleyebilin. Şimdi ayrı zamanda bir de şey de vardır, şimdi bu kadar dolu olunca kalkıp parayı vermen de mümkün değildir. Bir kültür oluşmuştur. En arkadaki bir öndekinin omzuna dokunarak şunu uzatır mısın? Herkes birbirini elden ele uzatma. Bak bu konuyla ilgili benim de şahit olduğum bir hikaye var. Dolmuşa binmiş iki tane turist abi, en öne de bunların tercümanı binmiş. Durmadan para akıyor şimdi arkadan. O hemen şoförün arkasındaki yerler. Adam ikide bir bakıyor, alıyor parayı, bakıyor ne yapacağız. En sonunda şey söyledi de tercüman, bu işler burada böyle olur işte, şeye vereceksin falan filan. Gerçekten dumura uğradılar. Onlar da demek ki dolmuş kültürü yok. Evet, dolmuş kültürü, dolmuş şoför profili. Geçenlerde benim bir
tesbih hassasiyetim var da böyle farklı 8-10 tane farklı taşlardan oluşan tesbihlerim var. Bir tane tesbih gördüm 11'li ve kalın daha büyük şeyleri, taneleri. Dedim ki neden bu 11'li? Bu dedi minibüsçü tesbihi dedi. O şöyle şuraya abaca çat çak 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 o tesbihi çekecek. Onların bir klasik vites şeyi pozisyonu vardır. Bir de burası benim alanım oturuşu vardır. Bura benim. O lider motifi şeyidir aslında. Lider oturuştur. Burası benim. Bir de ama karizmatik değil. Babacan bir. Babacan bir. Evet. Ama onun koltuğun da bir özelliği vardır. Yani bütün tümseklerde böyle zıp zıp zıplar. Yani. O onun için en rahat koltuk ondadır yani. Hatta çoğu zaman yanına da onun bir arkadaşı biner. Yol boyunca sohbet ederler. Tabii. Şimdi biraz arabeske devam edelim. 80'lerden sonra biliyoruz ne vardı? Pop arabesk. Evet. Ne dersiniz? Şimdi özellikle 80'lerden sonra değil ama 2000'den sonra bir arabeske yoz olarak bakan kesimin cover çalışmaları başladı. Hı-hı. İşte Müslüm Gürses'in eski parçalarını alıp coverlayarak farklı şekilde okuma. Hakkı Bulut'un, Orhan Gencebay'ın, Ferdi Tayfur'un, İbrahim Tatlıses'in hakeza. Evet. Bunları farklı caz olarak veya pop şeklinde tekrar yorumlamaları. Biz kopamıyoruz. Arabeskten bir şekilde kopamıyoruz. Ama bu toplumun bizatihi kendisi. Tabii ki kendisi. Bir de biçim değiştiriyor belki, şey değiştiriyor, ne derler, enstrüman değiştiriyor ama o türü, bak şimdi tür müdür yoksa bir üslup mudur? O da çok tartışılmış da gerçi genel kabul gören tür olduğu. Ama bir de şöyle bir şey var, yani şunu çok iyi biliyoruz ki, 90'lardan sonra özellikle 2000'den sonra bu iş de artık inanılmaz derecede piyasalaştı. Hani müzik sektörü. Haliyle kapitalizmde biliyorsunuz bir retro kültürü vardır. Hı-hı. Geçmişin ısıtılarak tekrar günümüze sunulması. Hı-hı. İşte İspanyol paçaların tekrar moda olarak sunulması gibi. Bu da müzik de bundan ister istemez etkileniyor yani evet, o piyasa kültürü içerisinde. Yani sadece toplumsal olarak bizim bu arabeskten kopamamızla alakalı değil. Ben aynı zamanda bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum. Hocam yani. Bak 80'lere geri dönersek tamam. Bu biraz fazla sanki ileri gittik değil mi? Yok bir ileri gitmek atladım. İçin söylemedim yok, yani. Yok ben. Seni kastetme hepimiz. Sanki bir tarafa atladık hocam ya. Kitleleşen yeni bir toplum var o dönemde hı-hı. hocam. Bu toplum işte açılıyor yavaş yavaş 90 sonrası özellikle ve yeni bir zengin sınıfı ortaya çıkıyor. Çünkü işte kapitalizm açılma dönemi, Perestroika, Glasnost efendime söyleyeyim. İşte o dönemde yeni bir sınıf ortaya çıkıyor ve bu yeni sınıf yeni bir eğlence anlayışı istiyor. Ve bu yeni eğlence anlayışını eskiden de kopamadığı için arabeskle birlikte arabeskin yeni evrilmiş tarzı olan fantazi müziğe ya da taverna müziğine bırakıyor. Şimdi evet bu Arif da... Susam'a geldin. Evet, evet. Yok, çok daha yani. Şeye gideyim, çok daha kaba bir modele gideyim. İşte pop arabesk dediğimiz, siz hep böyle derin örnekler verdiniz. Ben size çok kaba örnekler vereyim. İşte pop müzik ve işte arabeskin birleşimi ile ilgili. Dedin ya, yani bu müzik niye seviliyor? İşte her dönemde aslında toplum ne istiyorsa ona uygun modellerle geliyor, kitleselleşiyor. İşte kahır edebiyatı istiyordu. Halk çünkü öyle bir pozisyondaydı. 90'lardan sonra işte küreselleşme, zenginleşme, bireyselleşme, bireyin ön plana çıkması, iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya, işte Avrupa, Amerika ve Japonya modellerinin yükseldiği bir dönemde. Şimdi bu Orhan Gencebay ve devamının temsil ettiği müzik tarzı daha çok işte aşkın, ilahiliğin, böyle kutsallığın, kaderin, yazgının böyle ön planında olduğu motifler var. Fakat 90'lardan sonraki motifler ise daha çok böyle gündelik, basit, sığ işte zevkler, gündelik geçici hevesler üzerinden. Bir örnek mesela Sertab Erener'in aslında tam da tasvir ediyor gibi. Arabesk, pop, caz, alaturka. Sırtımda yamalı bir hırka, yırtık pırtık blue jean, haydi gidelim parka. Sokağa atarım kendimi birden, hürriyetten yanayım ben hürriyetten. Bak, o işte genci, o dönemin gencini anlatıyor Ayşe'den. Biz hep bile geç. Zamane gittik. Kızıyım ben zamane. Aman da herkes her şeye nane. Mahallenin şeyini anlatıyor. Eteğim fırfır, hayatım gırgır. Evde rahat yok, her gün dırdır. Evet. Bu Sertab Erener'in o 90 sonrasında şeyler vardı. Aboneyim, maboneyim, biletlercim. Yani Yonca Evcimik mi?
sonuçta şöyle bir sıkıntı var. Söz sıkıntısı. Hey aynen George abi, versene borç. Arabesk doldurmuş ya. Bence söylenecek bugün bütün güzel sözleri arabesk söylemiş. Popa da işte böyle güneş. Zaten yok, arabeskin şey ortaya çıkma nedeni de bu. Bir sözlü kültür var. Sözlü kültürün taşınmasında bir şey tılsım bozuluyor. Yani türkü yakma meselesi bozuluyor. Artık arabesk yakılmaya başlanıyor. Mesela gurbet türküleri bir anda arabesk gurbet. Mesela şeyin Ferdi Tayfur'un Almanya treni kalkıyor gardan. Gönül hiç ister mi ayrılmak yardan? Ve modernleşme kuramına göre hani üç aşama vardır ya. Hı-hı. Önce geleneksel toplum, geçiş. Ve modern toplum. Bu geçiş toplumu olduğu düşünülerek arabesk nispeten göz yumulmuş ama arabeskin modernden çok da kopuk olmadığı gözden kaçırılmış. Hı-hı. Modernle aslında moderne çok da karşı, modern hayat sistemine çok da karşı bir müzik çeşidi değil. Yani bugün modern coverlarla falan. Bu söz eksikliğinden de kaynaklanıyor aslında. Bugün yeniden coverlanması sözlerin güzelliğinden kaynaklanıyor. Ya ama bu mesela bu müzik tarzının isyana işte daha toplumcu mesajlara yöneldiği bir tarz var değil mi? Evet. Bir de şey var yani arabesk sadece müzikte de kalmıyor. Zaten sanat dediğimiz şeyi birbiriyle bağlantılı olduğunu hep görürüz. Müzikle ilgili olan bir baskın şey muhakkak sinemaya da yansıyor. Sinemadan işte belki resime, heykele arabesk vesaire. Değil arabesk mi? Resim var mı? Mesela şeyin bu evet. Tarık Tufan'ın falan yazdığı bu Yozgat Blues. Evet, Yozgat filmi. Blues. Yozgat Blues filmindeki kahraman Ercan Kesal İstanbul'da normalde bir iş merkezinin, iş hanının alt katında şarkı söyleyen bir adam. Ama bir teklif üzerine Yozgat'a gidiyor. Gerçi bu filmde çok Yozgat resmedilmez. Filmin adı o, Yozgat Blues. Sonuçta bir taşra resmi var. Taşra'da Joe Dassin'in Lette diye galiba tam telaffuz edememiş de olabilirim. Şarkısı var, sürekli onu söylüyor. Yanında da eski bir öğrencisini götürüyor, Neşe. Onunla birlikte. Ama bakıyorsunuz her ne kadar böyle modern olarak tanımlanan veya batı müziğini de söyleseler Ercan Kesal'ın kendisi de Neşe de o taşralılıktan kurtulamıyorlar. Mesela Ercan Kesal'ın o peruk meselesi vardır. Peruğunu takmaktır. Bu taşralılıktır yani o kafasının kendini saklaması meselesi. Neşe'nin söylediği şarkıdan hiçbir şey anlamaması işte o taşra aşkını araması veya taşradaki ilişkileri falan. Böyle bir mesele. Bir de bununla alakalı Bozkır'da 66 geldi hemen Yozgat deyince. Hem Yozgat'ın plakası. Zaten hem de devamlı şey Mustafa ile ikiniz bu filmi arda arda söylüyorsunuz bu benim. Biz beraber izledik onu biliyor musun? Yani o filmi söyledim mi diğerini hemen böyle yapıştırıyorsunuz. Ha şeyle Bozkır'da 66 ile Yozgat biliyorsun. Tamam o zaman ben Bozkır'da 66'dan bahsetmiyorum. Şey var. Özellikle 70'li dönemlerin sonlarında, 80'lerde bu arabesk şarkılarının üzerine kurulmuş filmler var. Değil mi? Çünkü toplum şeyden alışmış. Giovanni Scagnomillo'nun bir kitabı, Türkiye'de sinemanın tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Türkçesi var değil mi? Türkçesi var, evet. Güzel bir kitap, gerçekten çok hoş bir kitap. Orada şey diyordu mesela, yani Türkiye sinemayı Arap filmlerinden öğrenmiştir diyor. Bu da önemli bak. 1930'da Mısır filmlerinin İşte Mısır filmlerinin gelmesi, Leyla ile Mecnun. Ve şarkıları. İşte şeyden biraz daha uzaktan Hindistan'dan Avare'nin gelmesi. Çok güzel melodramlar. Melodramlar. Bu Çiki Çiki Baba da mı Hint şarkısıydı? Valla galiba. Dursun. Kürt de olabilir. Neydi ya? Kürtçe de olabilir. Onu söyleyen. Onu herkes Ferdi Tayfur zanneder biliyor musun? Halbuki Dursun Çiğdem olması lazım. Dursun Çiğdem. Der ki işte Türkiye'de sinemanın girişi ve sinemanın sevilmesi özellikle Mısır sinemasına borçludur der. Şimdi sinema o dönemde özellikle hani böyle sinemaya alışmamış Türk izleyicisi üzerinde şöyle bir etki bıraktı. Melodi muhakkak sinemanın içerisine sokulmalı. Çünkü Arap sineması
Hint sinemasının bunun çok örneği vardır, bilirsiniz. Dakika başı dans etmeye başladı. İşte yani şaka şaka falan diye böyle giderler. Arap sinemasında da bunun örneği, özellikle Mısır sinemasında. Ve bu retrospektif bir bakışla, tamam mı, 70'lerde geriye dönük bir bakışla arabesk şarkıları film ismi olmuş. Hemen örnekler. 1974, Dertler Benim Olsun. Değil mi Orhan Gencebay'ın? Bir Araya Gelemeyiz. 71'de Bir Teselli Ver var. Evet, atlayarak gidiyorum. Ah Bir Çocuk Olsaydım işte Ferdi Tayfur'un, 88. Boynu Bükük, 1980, Ferdi Tayfur. Ayrılık Kolay Değil, 1980. Bir de Küçükler, Küçük Emrah'ın. Evet, ben onu diyecektim. Evet. Filmler değil mi? Küçük Emrah'ın. Tabii. Filmleri. O şey olmaz. Bu filmlerin hepsi zaten kliptir. Yani o şarkıların bir nevi klibi, kliplerinde atası. Evet, evet. Aynen öyle. Şöyle bir şey var gerçekten. Arabesk dediğimiz şey toplumun hemen hemen her kesiminden insana da hitap edebilmeyi başarmış bir müzik türü ya da müzik üslubu olmuş. Yani bakıyorsunuz bir Urfalı'nın dinlediği müzik arabesk ile bir İzmirli'nin dinlediği arabesk aynı olmuyor. Biz arabeski belli kalıplar içerisine de bu manada müzik türü olarak koyamıyoruz. Mesela öbür tarafta Urfalı şeyi dinleyebilir ya da Güneydoğulu ayağında kundurayı dinleyip mutlu olur. İzmirli de dinler, onu demiyorum ama daha çok genel itibariyle söylüyorum. O ise orada Ferdi Özbeğen dinleyecektir mesela. Ya da ne bileyim daha böyle işte o bahsetmiş olduğum yeni elitist abi, kısma bu yine şey yapacak. Kendisini ifade eden bir şey. Yani, bir şey yerel bir takım unsurlar olacak dinlediği. O yüzden seviyoruz içinde. Belki de. Her toplumun her kesimine şey yapıyor. Evet arkadaşlar, süremiz doldu. Günün sorusuyla bitirelim isterseniz. Abi, bir arabesk şarkısı olsaydınız hangi şarkı olmak isterdiniz? Hatasız Kul Olmaz. Birbirinden kopya çekmedin, hanginiz? Bak kopya çekmedik. Aynen onu söyledi. Tamam. Ne yapacağız çekelim. İkiniz de öyle mi? Tamam, bende çok var canım. Niye? Neden? Ya hatasız kul olmuyor işte yani. Çok derin oldu sen abi. Yani hatasız kul olmuyor, doğru. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Şeyden al. Şimdi Dostoyevski'nin bir sözü var. Diyor ki sevmek güzel birinde aşkı bulmak değil. Başkasında kendini bulmak diyor ya. Müslüm Gürses'in de yine çok güzel bir şarkısı var, Nilüfer. Diyor ki Nilüfer'de her şeyi al bana geri ver. Bir şansım olsun, başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Nilüfer. Evet. Sen de söyle. Ben bir şarkı olmamak istediğim bir şarkı var. Evet. Şimdi şeyden bahsettik ya, 90'lar sonrası. Böyle hani yoz dedin de, yozun dibi bir şarkı. Sözlerini söyleyeyim de. Söyle. Deforme, deforme, bu dünyadan bana ne? Paranoid, şizofren. Tren oldum bu akşam. Asım ile numune, marjinal ve enterne. Derdime deva buldum, Hipokrat oldum bu akşam. Çok güzel. Kim söylüyordu bunu? Fikret Kızılok. Evet, Fikret Kızılok. Abi ya. Ben de yine Orhan Gencebay'dan Bitecek Dertlerimiz diye bir parçası var. Alan aldı, giden gitti ah ile. Ölen öldü, kalan kaldı vah ile. Asırlara sığmaz bizim derdimiz. Yetmez olduk kendimize kendimiz. Popüler şey, favorin oydu herhalde değil mi dinlerken eskiden? Yok. Ezberlediğine göre. Yani hemen hemen hepsi var Orhan Gencebay. Evet. Var var. Ezberinde. Ben hangi kasetin, hangi yüzünde, hangi parça olduğunu bilirim. Orhan Gencebay. A, bir de B yüzü var. Tabii A, B. B1. Tamam. Adere bir oyunu falan. Arkadaşlar süremiz bitti. Tamam. Evet sevgili izleyenler. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Thank you.
dermana. Sal beni kaybettim kendimi, ne olur bul beni, yoruldum halim yok, sen gel de al beni. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni, sevenlerin aşkına ne olur sev beni, sev beni. Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni, uzaktan olsa da razıyım, sev beni, razıyım, sev beni. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni, sevenlerin aşkına.